Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Euzu billah mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme kulli veliyyikel hüccet ibnil Hasan salavatuki aleyhi ve ala abaih. Fi hazihi sa'a ve fi kulli sa'a veliyyen ve hafizan ve qaiden ve nasira. Ve delilen ve eyna hatta tuskinehu erzeketehu ve tumetti'ehu fiha tevila. Bir rahmetike ya erhamer rahimin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Sallallahu aleyke ya veliyyel asr, edrikna ve erşidna ve ehdina. İmam-ı Cafer-i Sadık aleyhissalatu vesselamın bir sözü var. Buyuruyor ki Allah verdiği nimetleri kulunda görmek istiyor. Allah çok güzel şeyler vermiştir insanlara, kullarına. Ve diyor ki kullar da onu kullansın. Güzel giyinsinler, güzel kokular sürsünler. Dünyanın imkanlarının hepsini kullansınlar. İslam dininde kesinlikle zuhdluk, zahitlik yoktur. Yani dünyayı terk etmek yoktur. Sadece dünyaya bağlanmamak vardır. Dünyayı terk etmek yani dünyanın nimetlerini kullanmamaktır. Manası budur. Ama dünyaya bağlanmamak budur. Dünyayı kullanırsın, imkanları en güzel şekilde kullanırsın. Ama ona bağlı kalması, yani bu olmadığı takdirde kendini kaybetmesin. Elinden gittiğinde kendini kaybetmesin. Dünyaya bağlılığın da alameti şudur ki, geldiği zaman sevinirsin, gittiği zaman üzülürsün. Böyle bir durum varsa insan bir an önce kendisini terbiye etmeye başlamalıdır ki bunda bir hata var, yani tehlike var. Dünya geldiği zaman insan sevinir de gittiği zaman üzülürse bu tehlike çanlarının çalması demektir. Her an hataya düşebilir insan. Dolayısıyla da İslam dini bizlere diyor ki dünyayı kullanın en güzel şekilde ama ona bağlı kalmayın. Bu minvalde bize söylenen şeylerden biri ışıklandırmadır. Peygamber Efendimiz diyor ki ışıklandırmaya önem verin. Bir tek şeyde israf yoktur, o da ışıkta. Işıkta israf yoktur. Her kim evini, dışarıyı, caddeyi, camiyi, insanların kullandığı yerleri ışıklandırırsa, oralara ışıklandırılması için yardım ederse, o ışık orada olduğu müddetçe melekler o insana dua eder. O insana dua eder. Işıklandırmanın önemi büyüktür. Bizim genel konumuz şudur ki insanlara fayda veren işleri yapmalıyız ve insanlara zarar veren şeylerden de kaçınmalıyız. Çünkü kaç gündür her bir konuyu bir bir ele aldık ve asıl konu, asıl mihver konu insanlara, umuma zarar verecek şeylerden uzak durmalıyız. İslam'ın, Allah'ın bizden istediği budur. İyi bir insan olmanın, kemale ermenin, mükemmel olmanın, imanlı olmanın, temiz olmanın yolu budur. İnsanlara zarar vermekten uzak durmak ve insanlara da fayda vereceği şeyleri yapmak. Ki yolda bir taş gördüğümüz zaman kaldırıp kenara koymanın sevabını ve insaniyetimize faydasını dün daha genişçe açıkladık. Ama bugünkü meselemiz biraz insanlara gerek yollarda gerek kaldırımlarda zarar verici şeylerden uzak durmamızdır. O da şudur. Dinimiz bize diyor ki insanların geçiş güzergahını engellemeyin. İnsanlara zarar vermeyin. Önemli bir yoldur. Sen bahçenin duvarını yola taşırmışsın. Biraz daha fazla yoldan, yani bahçenden faydalanmak için
hakkın olmayan yola taşırmışsın. Veyahut da dinimizde yasaklanan şeylerden bir tanesi caddede oturmaktır, kaldırımda oturmaktır. Dinimiz diyor bu işi yapmayın. Çünkü insanların geçiş güzergahını engelliyorsunuz. Kaldırma, masa, sandalye atmak veyahut da kaldırımda oturmak, caddenin ortasında oturmak. Bunu yapmayın. Bunu artık siz alın, genellendirin. Örneğin sen arabanı öyle bir yere çekiyorsun ki insanların gidiş gelişini engelliyorsun. Veyahut da öyle bir yere mal indiriyorsun ki insanların gidiş gelişini engelliyorsun. Caddenin ortasında arabanla öyle bir yerde durup sohbet ediyorsun ki, mal indiriyorsun ki insanları engelliyorsun. Bunları Allah bize yasaklamıştır. İnsanların kullandığı umumi yerlerin engellenmesini Allah yasaklamıştır. Veyahut da kaldırım, kaldırımların engellenmesi, insanların geçiş güzergahının daraltılması, engellenmesi dinimizce haram kılınmıştır. O oralar insanların gidiş gelişine ayarlanmıştır, ayrılmıştır. Onlara eğer bir kişi şahsi konumu için engellerse günah işlemiştir. Günah işlemiştir. Allah-u Tebareke ve Teala bunu bizden uzak tutuyor. Ve diyor ki bu birkaç şeye de sebep olur. Birincisi budur ki Allah'ın rahmetinden uzak kalmana sebep olur. Bunun tam zıttı Allah'ın laneti insanın üzerine gelir. Lanet demek uzaklaşmak demektir. Kelime anlamı olarak Türkçesi lanet, yani uzaklaşmak. Neden uzaklaşmak? Allah'ın güzelliklerinden uzaklaşmak. Rahmet demek güzellik demektir. Bir insana Allah lanet etti mi? Yani Allah ona kötülük yapmıyor. Sadece güzelliklerini ona vermiyor. Çünkü Allah kötülük yapmaz kimseye. Ama Allah güzelliği ona vermeyebilir. Bu Allah'ın hakkıdır. Güzellik karşı insanın hak etmesi gereken bir şeydir. Eğer güzelliği hak edecek işler yapmışsa Allah da ona güzelliği veriyor. Yani rahmetini veriyor. Ama yok. Bu güzelliği hak edici işler yapmamıştan Allah onu kesiyor, sana vermiyor. Buna da diyoruz biz Allah'ın laneti. Yani Allah rahmetini senden uzak tutuyor. Mel'un demek, yani Allah'ın rahmetinden uzak olan insan demektir. Her kim insanların umumi kullandığı şeylerin önünü keserse Allah'ın laneti onun üzerine oluyor. Yani o insan Allah'ın vereceği güzel şeylerden mahrum kalıyor. Çünkü bizim hayatımızda Allah'ın bize vereceği çok güzel şeyler var. Hem de çok güzel şeyler. Ve bizler o güzel şeyleri kapmanın peşinde olmalıyız. Bunun da tek yolu, yollarından bir tanesi daha doğrusu ve en büyük yollarından bir tanesi insanlara hizmet edebilmektir. İnsanların hayatını kolaylaştıracak şeylerde yardımcı olmaktır. İkincisi de budur ki insanların hayatını zorlaştırıcı şeylerden de uzak durmalıyız. Ve bunun en bariz örneklerinden biri işte bu yolu ve kaldırımları engellemektir. Kişi şahsı için yolu, kaldırımı, insanların istirahat yerini engellerse, toplanma yerlerini engellerse Allah diyor ki sana vereceğim güzel şeyleri vermiyorum. İki, Allah'ın belası insana ulaşır. Hadis vardır direktmen. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Her kim Müslümanın yolunu keserse, yani güzergahını keserse, ya otomobiliyle, ya eşyasıyla veyahut da bir kuyu kazar, bir engel getirir, bir taş atar, bir çöp atar. Bunların hepsi engeldir. Senin caddeye çöp atman engeldir. İnsanların yürüyüşünü engelliyorsun. Senin caddeye bir demiri uzatman, örneğin engeldir. Bir merdiveni koyman engeldir. İnsanların yolunu engellemeyeceksin. Veyahut da evinin çatısını, suluğunu, su akıtan o
oluğunu uzatman herhangi bir şekilde veyahut da kaldırma bir tane bodrum kapağı yapman ve onu da açık tutman. Yani insanların gidiş gelişini engelleyeceği herhangi bir şey. İnsanlara ayrılmış bölgelerin kişi tarafından gerek ticari olsun gerek şahsi kullanımı olsun tarafından engellenmesi dinimizde yasaklanmıştır. Ve diyor bir insan böyle yaparsa Allah'ın ona vereceği güzel şeylerden uzak duracaktır. Ve belaya düçar olacaktır. Ona mutlaka bir bela gelecektir. Çünkü sen insanları engellemişsin. Üçüncüsü de budur ki insanın ömrü kısalır. İnsanın ömrünü kısaltıyor bu gibi şeyler. Dolayısıyla da bunlar bizim dinimizde iyi değildir. Kişidir. Atmıştır sandalyeyi, kapının önünde oturuyor. İnsanlar mecburen onun yani engellenmiştir. Bu taraftan geçiyor. Caddeye çıkıp ondan sonra kaldırıma tekrar geçmek zorunda kalıyor. Farz misal. Ve yasaklanıyor. Dinimizce insanların kaldırımda oturması, gidip geleni seyretmesi doğru bulunmamıştır. Peygamberimiz bunu bize yasaklamıştır. Özellikle bu huy Lut kavmine ait bir gelenekti. Onlar Lut kavmi eşcinseldi. Ve Allah'ın belası gelmişti. Bu eşcinselliklerinin sebep olan şeylerinden bir tanesi de buydu. Bunlar caddede oturuyordu, kaldırımda oturup gidip geleni seyrediyordu. Ve bu yavaş yavaş, yavaş yavaş onlarda bir şehvet uyanmasına sebep oldu. Tabi yıllar sürdü belki de bu durumun ortaya çıkması. Ve daha sonra o kavim eşcinsel oldu. Allah da belasını gönderdi. Lut kavmi yeryüzünden silindi. Allah depremi gönderdi. Allah yanardağ patlamasını gönderdi. Ve hepsi taşa döndü. Yani taşa döndü derken lavların altında kaldılar. Sarsıntıların altında kaldılar. Toprağın altında kaldılar. Taşa dönme sebebi buydu. Yani kül oldular. O lavlar onları o şekliyle içine aldı. Deprem onları içine aldı. Neticede caddede oturmak, kaldırımda oturmak, gidip gelene bakmak doğru bir şey değildir. Hele kaldırımda oturup yemek ve içmek hiç doğru değildir. Çünkü gidip gelen insanın gözü senin yemeğinde olursa, gözü o yemeğe düşerse o yemekten insana bir fayda gelmez. Rivayetlerimizde vardır. Diyor ki bir meyve dahi aldığınız zaman manavdan, bakkaldan bir yiyecek aldığınız zaman o vitrine konulan üsttekini almayın. Çünkü o yol güzergahından geçen insanın belki de gözü o portakala düşmüştür, o elmaya düşmüştür, o üzüme düşmüştür, o meyveye düşmüştür ve alamamıştır. Onun gözü oradadır. Dolayısıyla alttakini alın siz. O öndekini almayın. Onun üzerine bir göz düşmüştür. Bunun manevi etkileri vardır. Bu konunun kendisi uzundur. Netice olarak dinimiz kaldırımda oturup ekmek yemeyi, yemek yemeyi, çay içmeyi doğru bulmuyor. Çünkü bunun insana maneviyata etkileri vardır. Ses kirliliği dinimizin haram ettiği, yasakladığı şeylerden bir tanesidir. Sen müziğin sesini açar veyahut da sinezenin sesini açar. Herhangi bir ses ne olursa olsun. Bu dini de olabilir, gayri dini de olabilir. Fark etmez. Veyahut da bir milli marş olabilir. Bazen insanlar yapıyor böyle inata, birilerine bir şey göstermek için yapıyorlar. Dinimizde yasaklanmıştır. Çünkü insanları sen rahatsız ettin. Umumu rahatsız ettin. Ses kirliliği haramdır. Sesini verip de caddelerde dolaşamazsın. Müziğin sesini, o herhangi bir, ne hangi ses olursa olsun. Yani cahilce bir yaklaşımla, rahatsız olan da olsun demekle ve herhangi bir ideolojini
ortaya çıkartmak olabilir. Kimine göre vatan sevgisidir o ideoloji, kimine göre dininin bir amblem şeyidir, göstergesidir. Kimisine göre partisinin bir göstergesidir. Herhangi bir ses fark etmiyor. Hangi ses olursa olsun. Allah bize yasaklıyor. Çünkü insanları rahatsız etti. İnsanları rahatsız edici şahsi uygulamaların hepsi haramdır. Veyahut da kaldırma bir kölgelik bırakmışsın. Bir şemsiye açmışsın. Ve o da insanlara engel oluyor. Gidip gelenin kafasına değiyor. Veyahut da altındaki o dubası insanların geçiş gelişini engelliyor. Yasaktır, haramdır, günahtır. Bunlar insanın imanında tesir bırakan işlerdir. Yapılmaması gereken işlerdir. Veyahut da konvoy, düğün konvoyudur, siyasi arena konvoyudur. Her ne olursa olsun. İnsanlara engelleyecek bir şey yapmamalısın. Hiçbir şekilde yapmamalısın. Bunlara insanın dikkat etmesi gerekir. İnsanın imanıyla direktmen bağlantılıdır. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.